Bugün bizim günlük pratiğimizde aslında çok sık uyguladığımız ama hem doktorların hem de ailelerin çok çekindiği iki tetkik hakkında konuşmak istiyorum. EEG ve EMG. Neden çekiniyorlar? Neden böyle bir endişeleri var? Evet, bebek EEG ya da EMG isteği olunca hem doktor hem de aileler biraz çekiniyorlar. Bence bunun iki nedeni var. Bir tanesi bebek vücut olarak çok küçük. O yüzden ona göre kullanacağınız aletleri dizayn etmeniz gerekiyor. İkincisi bebekler doğduktan sonra da nörolojik gelişimleri, sinir sisteminin gelişimi devam ettiği için belli bir yaşa kadar her ay ay ya da yıl yıl farklı farklı bulgular elde ediyorsunuz. Yani bunlar yetişkinde anormalken o yaş grubunda normal olarak yorumlanıyor. Yani burada bulduğunuz bulguların da normal olup olmadığını yorumlayabilmeniz gerekiyor. O yüzden deneyim burada şart. Dışarıda hani nöroloji doktorlarının bile çekincesi aslında bu. Aslında hem o bilgiye sahip olmanız lazım, hem de gördüğünüz zaman onu değerlendirebiliyor olmanız lazım. Aynen, Mesela evet. işte 2 aylık bir bebekte gördüğümüz bir şey normalken, Normalken. de gördüğümüz aktivite normalken, bunu 8. ayda gördüğümüz zaman anormal olarak değerlendirebiliyoruz. Burada bir anormallik, bir gelişme geriliği ya da başka bir şey olarak Evet. değerlendirebiliyoruz. Peki en çok bu EEG ne için isteniyor bebeklerde? Bebeklerde en çok işte yaşıtlarına göre geri olan bebeklerde istenebilir. Ateşli havayla, febril konvülsiyon dediğimiz ateşli havayla geçiren bebekler, büyük nöbet dediğimiz kasılmalı, çırpınmalı nöbet geçiren bebeklerde istenebilir. Ya da bebeğin gelişimi açısından bazen böyle istekler de olabiliyor. Bebeğin gelişimini EEG'ye bakarak da söyleyebiliyoruz. Özellikle nörolojik gelişimini söyleyebiliyoruz. Travma ya da işte ateşli bir hastalık Evet. geçirildi ve çocuğun gelişiminde biraz geriye dönüş oldu ya da ilerlemesi durdu gibi durumlarda da bazen istenebiliyor. Konuşma İstenebiliyor. gecikti vesaire gibi Evet. durumlarda da istenebiliyor aslında. Peki EEG ile ilgili gerçekten endişe edilecek bir şey var mı? Tetkik sırasında nasıl yaklaşıyorsunuz bebeklere? Tabii EEG sırasında sadece kayıt yapıyoruz aslında. Yani yetişkinlerdeki gibi bebeğin kafasına elektrotlar yerleştiriyoruz ve onlardan kayıt yapıyoruz. Aileler sanki bebeğe bir şey veriliyor hissine kapılıyor ama herhangi bir verdiğimiz elektrik ya da başka bir şey yok aslında. Sadece kayıt sistemidir EEG. O sırada beynin elektriğini kaydettiğimiz bir sistemdir. O yüzden çok çekince yaşamalarına gerek yok açıkçası. Peki ortam nasıl olmalı? Bebek uyku halinde mi olmalı? Uyanık mı olmalı EEG sırasında? Onları da merak ediyor çünkü aileler. Bebeklerde genellikle uyku EEG'yi tercih ediyoruz. Çünkü uyku o yaş grubunda bir takım aktiviteleri daha kolay ortaya çıkarıyor. Bu çalışmalarda da bu şekilde gösterilmiş. Uyanıklığı sağlamak zaten zor. Genellikle günün birçok saatini uyuyarak geçiriyor bebekler. Uyanıklıkta da hareket halinde oldukları ya da ağladıkları için bir artefakt oluşuyor traselerimizde. O yüzden Sakin değerlendirmek bir şekilde zorlaşıyor. yatması Evet, lazım bebeğin. genelde sakin bir şekilde olması gerekiyor uyanıklıkta. O yüzden uyku EEG bize daha detaylı ve daha doğru bilgiler veriyor. Özellikle evre 2 uykuyu görmek için en azından bir buçuk saatlik bir çekimin yapılmış olması gerekiyor. Daha rahat değerlendirebiliyorsunuz. Biz doğal uykularını tercih ediyoruz bebeklerin. Bunu sağlamak için herhangi bir sedasyon verici İlaç. ilaç kullanmıyoruz. Yani Evet, kullanmamaya ailelerin en çalışıyoruz. çok merak ettiği Evet, aileler soru en da bu çok aslında bunu zaten. Evet. Doğal uykusu bizim için çok kıymetli. Evet. Çünkü bebeklerin aslında uykudaki bir takım aktiviteleri beynin gelişimini bize direkt gösteriyor. Uyku Evet. incikleri vesaire gibi onları değerlendirmemiz ayına göre beynin gelişimi normal mi gidiyor onu değerlendirmemizi sağlıyor aslında. O nedenle de uyku çok değerli bizim için. İlaç kullanmıyoruz çünkü ilaç beynin Bastırmayacak. elektriğini de değiştiriyor. Yani görebileceğiniz aktiviteleri göremeyebiliyorsunuz ya da ekstradan başka aktiviteler ortaya çıkabiliyor. O yüzden Yeşim Hanım dediği gibi hani doğal uykuyu tercih ediyoruz. Herhangi bir sedasyon için bir ilaç kullanmıyoruz açıkçası. Peki ağlarsa, hareket ederse bozulur mu EEG? EEG'de artefaklar ortaya çıkar ağlama sırasında veya hareket sırasında. Ama çok kısa süreli olan bu artefaklar bizim için çok önemli değil. Önemli olan işte dediğim gibi yani yaklaşık 1-1,5 saatlik sakin bir çekimin olması bizim için yeterli.
Bebeğin uykusunu sağlamak için de özellikle erken saatleri tercih ediyoruz. Ya da bebek gün içerisinde hangi saatte uyuyorsa o sırada kliniğimize davet ediyoruz hastaları. Böylelikle daha doğru ve güvenilir bir çekim elde etmeye çalışıyoruz. Bazen de eğer çok sıkıntılıysa evde de yapılabiliyor. Evet, evde de çekim yapılabiliyor. Eve gidilip orada daha da rahat bebekleri hissediyorlar bazen aileler ev ortamında. Ama bebekler daha çok zaten günün çoğu saati uyudukları için yani 17 olmuyor. Saat falan uykuyla geçirdikleri için aslında hı-hı çok bir problemimiz olmuyor açıkçası. Hı-hı. Ya yapılması gerekiyorsa çekinilecek bir tetkik değil, yapılabilir. Ayrıca çok da bize bilgi veren bir tetkik beynin gelişimiyle alakalı, beyindeki anormalliklerle alakalı. O nedenle çekinmeye gerek yok. Bunu emin ellerde yaptırmakta fayda var. Rahatlıkla uygulanabilen bir tetkik. Peki EMG bizim şu ikinci zor tetkikimiz bebekler için daha mı zor acaba? Bebekler için daha zor olduğu söylenemez. Aslında daha kolay. Bizim zorlandığımız yaş grubu 1-5 yaş arası. Yani aktif olan çocuklar. Çünkü bebeği işte sedyeye koyduğunuz zaman ya da annesinin kucağında rahatlıkla EMG tetkikini yapabiliyorsunuz. İki aşamada yapıyoruz. İşte ilkinde elektriksel uyarı vererek sinirleri ölçüyoruz. Sinirlerin nasıl çalıştığını. İkinci kısımda da iğneyle kasları inceliyoruz. Burada da tabii ailenin sorduğu işte acı çekiyor mu ya da işte uyutmayacak mısınız? Anesteziyle yapalım. Anesteziyle yapalım gibi istekler oluyor. Onlar hakkında. Anesteziyle yapmıyoruz. Çünkü bebeğin aktif olması gerekiyor. Hareketlerini izlememiz gerekiyor. Evet. Özellikle ikinci kısım dediğimiz iğneli kısımda kaslarını hareket ettirmesi. Kasın spontan kendiliğinden evet kasılmasını görmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü o kas hastalıkları ya da sinir hastalıkları bozuluyor. Doğru. Onları değerlendirmek açısından mutlaka uyanık halde olması gerekiyor ki zaten doğal uykusunda belki elektrikli kısmı yapıyoruz ama iğne de illaki uyanıyorlar zaten. Başlangıcında uyumasında sakınca yok zaten. Verdiğimiz elektrik de o kadar hani yüksek amperli bir elektrik akımı değil. Zarar verecek bir zarar şey verici zaten bir, değil. Evet, uyaran değil. Ama iğne EMG'de illaki hareket canı etmesini yanıyor istiyoruz zaten. Onu da genelde minimalize etmeye çalışıyoruz. Yani hastayı öncesinde mutlaka muayene edip, değerlendirip yapılacak yerleri çok iyi belirleyip çok az noktaya iğne batırarak yapmaya nokta çalışıyoruz. Nokta atış yapmak evet lazım aslında. Evet. Öncesindeki muayene o yüzden çok önemli. O nedenle de mutlaka bir nöroloji uzmanı yapması gerekiyor. Ki önce değerlendirsin, EMG'yi alsın. EMG'de de gerekiyorsa başka kaslara geçsin. Bunu bir teknisyen yaptığı zaman maalesef böyle bir sonuç çıkmıyor. Standart bir şey yapılıp çıkıyor. Yani erişkindeki kadar çok fazla kası inceleyemezsiniz zaten bebek ya da çocukta. O yüzden iyi seçim yapmak gerekiyor. Doktorun da biraz EMG çekecek kişiyi yönlendirmesi gerekiyor. EMG öncesinde mutlaka muayene yapılması gerekiyor söylediğin gibi. Ona göre hani hangi kası inceleyeceğiz, hangi sinire özellikle bakacağız karar verip nokta atışıyla kısa sürede EMG'yi bitirmemiz gerekiyor. Evet, çocuğu yani tetkikin, da acite evet, etmeden. Süresi de kısalır öyle. Evet. Hem bebek de acite olmamış olur, aile de acite olmamış olur. Güzel bir çekim başarıyla tamamlanmış evet olur. Ve bize oldukça bilgi verici bir çekim, bir herhangi bir hastalık varsa. Peki hangi tür hastalıklarda isteniyor EMG en çok? Daha çok bebeklik çağında gördüğünüz mesela doğumsal kas hastalıkları olabilir. Polineuropati dediğimiz çoklu sinir tutulumları olabilir. Bunların bir kısmı genetik geçişli hastalıklar. Onun dışında SMA dediğimiz omurilik hastalıklarında görebiliyoruz. Doğum travmaları, pleksus yaralanmaları, kolda bacakta harekette azalma evet, gibi. Yani bazen kısmi felçlerde, yüz felci geliyor. Evet, evet, yüz felci olan çok hastamız oldu. Onun dışında bir sürü alanda yapılabiliyor ama genelde bir şey var, çekince var böyle EMG yaptırmakta. Doktorlarda da ailelerde de aslında çok da endişe etmeye gerek yok. Miyasteni bu konuda deneyimli birine gönderince çok sıkıntı oluyor. Miyasteni dediğimiz hastalık ekstra. Hani evet, evet. Onlarda miyasteniye gravis denilen hastalıkta yapabiliyoruz. Peki ne zaman böyle bir şeyden şüphelenelim? İşte çocuğun sık düşmesi olunca mı? İşte kolunda bacağında güçsüzlük olunca mı? Kolunda bacağında güçsüzlük olduğunda daha hani belirgin olduğu için şikayet daha kolay fark ediliyor ve daha
çabuk doktora getiriliyor. Ama yine yürüyüş bozukluğu varsa çocukta, işte gelişiminde bir gerilik fark ediliyorsa diğer yaşıtlarına göre, işte oturması, başının tutması veya koşması, işte, koşması, objeleri kavraması, bunlarda bir gerilik varsa muhakkak herhangi bir kas hastalığı ya da omurilik hastalığından şüphelenmek ya da EMG'sini yapmak gerekir. Yine çabuk yorulma olabilir. İşte koşmak nefes alırken zorlanma olabilir. Bu koşmak, biraz daha evet, büyük yaş grubunda ama yani aşırı aktiviteden kaçınma emme gibi. Emme güçlüğü olabilir mesela. Ha, evet, çocuk memeyi yeterince kavrayamıyorsa, emmekte zorlanıyorsa, nefes nefese kalıyorsa emerken. En çok istenen zaten tetiklerde hipotonik bebek. Evet, hipotonik, gevşek bebek dediğimiz. Gevşek bebek dediğimiz bebeğin gevşek durması, yani tonusun ya azalması ya da hiç tonusun olmaması aslında. Tüm hastalıkları da Yeşim Hanım dediği gibi kapsıyor yani. Herhalde ailelere bilgilendirici bir konuşma olmuştur diye düşünüyorum. Onlar da daha güvenle çocuklarını bu tetkikleri getirebilirler artık. Yani deneyimli, güvenilir ellerde olduğu sürece her iki tetkikinde yapılması, hem EEG hem EMG yapılması çok kolay aslında. Biz bu konuda deneyimliyiz. Evet, ailelerin de bu konuda çekinmesine çok gerek yok.